Siz Türk sinemasının en unutulmayacak yüzlerinden birisiniz. En tanıdık yüzlerden ve evet, yüzlerce filmde oynadınız. Daha çok sizi tarihi kostüm ve filmlerden hatırlıyorlar. Biz bugün artık onlara fantastik film diyoruz. Daha çok orada kültür adam da oynamanıza rağmen hep çok sevildiniz. Bunu neye bağlıyorsunuz? Benim rolüme adapte olduğum için seyirci biliyor. Bu adam kötü olmuyor. Ben filmde kötüyüm. Üstü hayatımda çok iyi bir insanım. Yani karıncayı bile ezmem. Filmlerde rolüm icabı, kötü oynuyorum. Neyse hakkını vermeye çalışıyorum. Bu da seyircinin aklında kalıyor tabii. Şimdi bu daha çok tarih kostümlü filmlerde tanınıyor olmanız bir seçim miydi sizi? Yoksa... Seçim değil de rejisörlerin seçimi. Yani fiziğime giden, oyunuma giden oyuncu lazım olduğu zaman aranan isimlerden birisiyim. Çağırıyorlar ve rolümün hakkında veriyorum ki bu kadar seneden beri sinemadayım. Sizin başrolleriniz de var. Sütçü serisiyle de başrolde oynadınız. Başka filmlerde de başrolde oynadınız. İşte demin de konuştuk Daniel Topakan'la falan. Bakın öncesinde sizin bir de böyle bir kavgacı grubunuz vardı. Evet. Kudret Karadağ, İhsan Gedik, siz bu 4-5 arkadaştınız ve Türk sinemasında çok önemli bir grup. Bir ekollük. Sinemada bir ekollük. Avantür filmlerin aşağı yukarı bir zamanlar 300-350 tane film çekiliyordu Türkiye'de. Bunun 150-160 tanesinde ufak tefek rollerde oynuyordum. Bilhassa kavga rollerinde. Yani aranan isim. Bu tarih kostümlü filmlerde işte Kara Murat'tan Muhammed Çoğun'a kadar maskeli işlerden, yeni çıkan maskeli işlerden işte Horasan'dan gelen Bahadır, Hacı Muratlar, Kızıl Maskeler, Ali Baba Kırkaramiler hemen hemen var olan bütün filmlerde rol aldınız siz. Cüneyt'in aşağı yukarı bütün filmlerinde Kara Murat, ne bileyim isimleri aklıma gelmiyor şimdi. Hepsinde oynadım aşağı yukarı. Malkoçoğlu, hepsinde oynadım. Cüneyt ne yapar efendim? Bir elini uzatır, bir yumruk atar. Helal olsun abi oynadılar be. Bir yumruk atıp pencereden dışarı çıktı. Bir de pencereden dışarı çıkana sor bakalım. Oradan bir dönmek sizde oynaması bir avantaj. Şimdi ben jöri karşısında acılı bir yerden olursa oyun veremez. Oyun veremeyince jöri oyun alamaz. Oynayamaz tabii. Onun için aranıyorduk yani seçiliyorduk. Suya gelsin, oyun verir, oynarım, rahat ederim. Sonra kavga sahneleri dışarıda gözükeyim, bu kolay değildir. Hele şimdiki jönlerimiz, hiçbirisi kavga etmesi bilmiyor. Mesela Cüneyt Arkın'ı helal aldı. Bugün birisi Cüneyt Arkın olmak aksa, 20 sene sonra belki Cüneyt Arkın olabilir. Cüneyt kendini yetiştirdi. İşte siz bu önemli rolleri başaran grupsunuz fakat işte bunların sizde bazen acı hatıraları da oldu. Yüzünüzde kırılmadık yer kalmadı. Hatta bir sürü iz var. Evet. Ve bunlar daha çok böyle çok işte Ayhan Işık'tan Cüneyt Arkın'a, Yılmaz Güney'e kadar herkesin izi var aslında üstünde. Yani gene Osman Sıdır'dan bahsedeceğim. Hazreti Ömer'in adaletini çekiyoruz. Cüneyt Gökçer oynuyor filmde. Namaz kılarken ben Cüneyt Gökçer'e vurmam lazım. Cüneyt Gökçer'i öldürüyorum ve benim şansıma Düzce'nin Konrad Nahiyesi'ne gidiyoruz. Bu filmde orada bir hafta evvel oynamış ve günlerden de Ramazan. Arabadan indim, iki adım yürümeden kendimden geçtim. Adımın birisi, oradaki vatandaşlardan birisi, odunu benim kafaya geçiriyor. Hazreti Ömer öyle öldürülmez, böyle öldürülür diye. İzmit 305 numaralı hastanede kendime geldim. Başıma gelenlerden birisi bu. Çok oluyor. Kaza çok oluyor. Mesela gene Yavuz Fülgenli'den bir film çekiyoruz. Jönü ismi aklımda kalmadı. Bir çatal ağacın arasına boynumu sıkıştırıyorlar benim. Konuşturuyorlar. Konuşmam bitince çatal ağacı bırakıyorlar. Çatal ağacı bırakınca ne oluyor? Boğaz sıkıyor. Ben kendimden geçiyorum. Plan devam ediyor. Söyle abi ne güzel oldu. Öldü ya. Yavuz stop diyor. Geliyor benim yanıma. Ben yok. Kalbime bir iki yumruk. Beni kaldıracaklar artık şeye. İlk yardıma acile kaldıracaklar. Yavuz bir iki yumruk daha atıyor kalbime verip. Kalbim çalışmaya başlıyor. Ölümden kurtuluyorum.
Yine bir gün. Kilios'ta film çekiyoruz. Sandal kör nizam vardı. Special efektlere bakar. Sandalın patlaması lazım. Bir tek tek fünye var elimizde. Film 35'li çekiyoruz. 35'li pahalı. Bır 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 gidiyor. Sandal patlamadı. Reisör Natuk Baytan. Reisör Natuk Baytan. Söyle dedi, sen iyi yüzüyorsun diye şu filmi şeyden çıkartıver. Sandalın dibinden çıkartıver. Sandalı daldım, sandalın dibine daldım. Gün fünye patladı. Ben hayal meyal şöyle aşağı yukarı 5-10 metre suyun dibine doğru gidiyorum. Bereket ayaklarım yere değdi. Yere bir vurdum, suyun üstüne çıktım. Ya o fiyo benim elimde patlasaydı? Sen bu işte Mahmut Çoluk, Ayhan Murat, Hacı Murat serilerinde de böyle hisarların üstlerinde Cüneyt Arkın'la falan kavga evet. Ediyorsunuz. Çok tehlikeli sahneler. Bu tehlikeli sahnelerde başınıza bir kaza geldi. Suratımı görüyorsun. Yılmaz Güney hatırası şurada. Kılıç. Şurada bir yer var, burnunun üstünde bir yer var. Ayhan Işık'ın hatırası. Rahmetli Ayhan Işık. Kafasında postiş vardı, bilmem ne bilirsiniz. Kavga ederken aman dikkat, gözükmesin. Kendi gözükmesin. Bir hırsızı kafama vuracak. Direşlerine de yapıştırmışız biz. Bu heyecanın hakiki direşesini alıyor. Ve kapıma vuruyor. Şurada yeri var. Ben gene yiyorum. Türkiye'nin İnanoğlu'ndan bir film çekiyoruz. İtalyanların kor prodüksiyon çekiyoruz. Çocuğun ismi aklıma kalmadı. John bilmem ne. Çocuk yüksekte atlarken kutuya düşmedi. Kutunun yerine düştü. Ayağı kırıldı. Türkiye Bey hemen burada Amerikan hastanesine kaldı. Yoktu da Amerikan hastanesine çıkartılmaya gücüm yoktu. Ben sigorta aldım. Ne olacak sigorta alırsam? Telefon edeceğim İtalya'ya. Biz güldük. Ne olacak dedim İtalya'ya? Ambulans uçak gelecek, beni alacak. Olur mu böyle şey ya? İki saat sonra ambulans uçak geldi. İki doktor, 5 hemşireyle bu çocuğu götürdü. Ve bizim başımıza gelenler, ayağımız kırılır. Kırıkçıya götürün. Kırıkçıya götürün. Çalıştık hayatımızla. Hayatımızla çalıştık. Hayatımızı ortaya koyuyoruz. Pencereden çıkma. Gerçi şimdikilerden birisi çıktı bakın pencereden, camdan içeri nasıl çıkar? En büyük deliği yine çiçeğleri çekiyoruz. Ankara casusu çiçeğleri çekiyoruz. Bu aşağı yukarı 30 senelik bir hikaye. Kompartımanda kavga ediyoruz. Kompartımanda kavga ederken pencereden de atlayacağım. Demir köprü var. Demir köprünün ayarladığımız yer de orası. Demir köprünün iki parmaklık arasından dereye düşeceğim. Onu öyle ayarladım ki dereye düştüm. Ne dereye düşemeseydim o köprünün demir parmaklıklara çarpaydım ne olurdu? Ben yoktum o zaman gene. Yani iş kazası çok oluyor. Şimdi siz yabancı filmlerde de çalıştınız, Tony Curtis'lerle de çalıştınız. Evet, çok yani yabancı setler. Edmund Polmoni çok çalıştık. Yabancılarla yapalım çalışan benim. Çünkü bizim birazcık o tarafı andırıyor. Yabancı setlerle bizim setler arasındaki en önemli farkı ne? Çok büyük, her şeyden fark var. Zamandan, mekandan, paradan, bütün imkanlar var. Biz de efendim bir şey giriyoruz, atlayacaksın, yüksekten atlayacaksın, bir çarşaf giriyoruz. Atla. Bir de gene bir hafta sonra dışarıda mı çekiyoruz? Mentlerde çalışıyoruz. İrfan'la beraber aşağı düşmemiz lazım. Tutturdum, branda tutturdum. Biz düştük, branda yarıldı. Bereket altında yatak var. Düştüğümüz yer 10-11 metre. Yatağın üstüne düştük, branda patladı. Yatak olmasa gittik. Korup onlar bunu böyle yaptılar. Yastık koyuyorlar, şişme yastık koyuyorlar. Şişme yastığın üstüne 50 metreden altında. Hiçbir şey olmaz. Bizim gözümüz kara bizim. Nereden geliyor bu gözü kararı? Çalıştınız mı böyle kavga falan çalıştınız mı? Çalışmadık da mesleğimi seviyorum. Adamı şampiyon. Zaten biz bu iş için paraladık.
İki için biraz etkiniz oldu, ben bunu yapamam. Yapamam diye bir şey yok. Bilimcilikte yok yoktur. Yapamam yoktur. Yapacağız. O iş için yapacağız. Elimizden geldiği kadar yapmaya çalışıyorduk. Ve de yapıyorduk da. O yoksulluklara rağmen yapıyorduk. Dijyonlar dublör kullanıyordu. Siz de hani bu sahnede bizim yerimize de başkası oynasın dediniz oldu mu? Efendim o zaman ne derler? Süheyl Bey'in işi bitti. Yirmiyesini verin. Onu söyleme hakkımız yok. Cüneyt Arkın'la çalışmak? Vallahi Cüneyt Arkın'la çalışmak benim için çok rahat. Çünkü işi biliyor. Şimdi dijyonlarla çalışıyoruz. Kavruyu hazırlıyoruz. Hani 30-40 metrelik bir plan hazırlıyoruz. Uzun bir dalga sayılır 40 metre. Yumrukları sağdan soldan gelecek. Ray yumruğu sağdan beklerken soldan geliyor. Kroşe beklerken aparküt geliyor. Cüneyt'te bu yok. Nereden çalıştıysam aynı karşılığı görürüz. Rahat çalışıyorum Cüneyt. Çünkü biliyorsun. Başka rahat çalıştığınız yönler oldu mu? Yılmaz'la da rahat çalışıyordum güneylerde. Yılmaz güneyle bir hatırası var yine bende. Aslan Bey diye bir film çekiyoruz. Rejisör Yavuz Yalınkılıç. Lerket Kılıçlar Tahta. Kılıçlar Tahta. Tahta Kılıç'ı kafama kurmaz mı benim? Niye bir kılıç olaydı o? Görüyoruz, ben bunu yazıyorum. Tahta Kılıç'ı yazıyoruz. Peki. Şimdi Türkiye'de çok yanlış anlaşılan bir şey var. Böyle yan rollerde oynayanlara hemen figüran diyorlar. Şimdi orada güzel bir açıklamamız var. Onu tekrar söyleyebiliriz. Valla sinemada bizim seyircimiz cahil diyeceğim geliyor ama değil. Figüranla oyun oynayanlara figüre karşılar. Figüran nedir? Kahvede oturursun, kalabalık yaparsın. Bizim en ufağımız, bizim grubun en ufağı karakter oyuncusu. Karakter oyuncusu ne demek? Her rolü oynayan insan demek. Ben kavga da ediyorum, dram da oynuyorum, avantür da oynuyorum, komedi de oynuyorum. Rolüm neyse hakkını veriyorum. Figüran bunları yapamaz. Sizin bir dönem için o grubunuza kavgacı demek doğru mu? Yalnız kavgaya gidiyorduk o zaman. Rolümüz için de mesela ikinci derece rol oynuyorum. Rolümde kavga var. Etmeyecek miyim kavgayı? Edeceğim. Ama bunun için aramızdaydık. Hem oynarım, hem kavga ederim. Ben figüran değilim. Neden değilim? Başrolde oynuyorum. Bilim işe de gidiyorum. Çünkü para lazım. Çocuklar okuyor o zaman. Üniversitede okuyor. İstersen çalışma Süheyl. Rahmetli Osman abinin bir lafı vardı. Süheyl biz sana başrol oynatıyoruz. Sen gidiyorsun. Kavgacılık yapıyorsun. Ne yaptım Osman abi dedim. Geldiğim zaman bana fazla mı para veriyorsun? Yemeyeden geliyor. Ne kadar çok çalışırsam benim o kadar avantem. Onun için her yere dalıyordum. Ama şimdi gitmiyorum başka mesela. Çünkü sırtımdan küfeyi attım. Çocuklar büyüdü. Peki bu kadar yıl emek verdiniz. Sinemanın hakiki emekçilerindensiniz. Sizin yıllarınızı oraya verdim. Karşılığını maddi manevi alamadım. Valla ne maddi ne manevi alamadım karşılığını ama ben sinemadan memnunum. Çocuklarımı bu meslekte unuttum. Bu yaşa 80 küsur yaşındayım. Bu yaşa sinemadan aldığım parayla evimi idare ettim. Çocuklarımı unuttum. Türkçü filmleri. Çok güzel işim. Ben seks kulesi patladı. Seks filmleri çekilmeye başladım. Bana çok güzel teklifler geldi. Oyna. Oynayamazdım. Çocuklarım var. Oynayamadım. Bebeğimiz için bu gece kaybede gitti. Peki ne, kimin aklına geldi bu film? Nasıl geldi bu teklifte? Mülkat Saylan diye bir arkadaşım var benim. Rejistörü tanırsanız. Bir gün oturduk. Söyledi sana bir film çekeyim. Ne film çekeceğim dedi. Dedi ben ayarlarım işi. Beni ayarla bakalım dedi. Kara hafıza çekiyoruz. Mehmet kara hafıza çekiyoruz. Mehmet kara hafıza çekiyoruz. Mehmet Karahafız o zaman karşısında bana 10 gün verdi. 10 gün verdi çok büyük para. Üşenler için 20-25 yıl 10 gün verdi çok büyük para. Oynar mısın? Balıkla beraber tabii. İlk suçuyu öyle yaptık. İkinci suçuyu, suçuyu rüyası. Reisörü
aklımda kalmadı ismi. Ben dediğim gibi seks sürücünden sonra ben de suçumu gördüm. Devam ettiremedim. Peki, bu Yeşilçam'ın hatası mıydı yoksa sizden kaynaklanan bir şey miydi? Başrolde de tırmanmanıza rağmen daha sonrasında da öncesinde de aslında çok büyük rollere ulaşamadınız aslında bir bakıma. Yani evet. Önemli roller oynadınız ama düştüğünüz... Ulaşamadım. Benim riyakarlığım yoktur. Mesela işte en önemli sorular var ki bir şey söylediği zaman ay sen ölüyor, sen çekerler. Ben birkaç günde okarlalık ettim böyle. Abi ters plana düşüyorsun gibi laflar. Bu yüzden kaybettim sinemayı. En son söyleyeceğim ilk de belası oluyor. Büyük. Yaşımda öğrenemedim. Diğerkenden öğrenemedim. Yeşilçam değil. Ama gene halimden memnunum çok şükür. Geçimi biliyoruz. Peki o zaman yapılan işe avantür sinema deniyordu. Ama bunun şimdiki adı fantastik sinema. Evet. Siz bunun farkında mıydınız? Ne yaptığınızı, yaptığınız iş sanat mıydı, değil miydi? Valla şimdiki teknikle o filmleri çekebilsek Avrupa ayarında, Hollywood ayarında filmler olur hepsi. Teknik çok iyi yaşamak. Üzerlerinden bir kutu film. Bazen kol kutu filmle işi bitir. Rejisör ne yapsa? Çektiğini bir daha çekemezsin. Orada ne bir tabiri yaptınız? Fantastik sinema, şimdiki sinema ile eski sinema arasında dağlar kadar fark var. Şimdiki oyuncular bizim çalıştığımız zamanın tekniği olsa da çalışsalar gibi. Special effect patlattıkları bizde 3 tane mermi patlattığımız zaman aman 4. mermiyi patlatma suya 5. mermi yok diye bir laf. Öleceksin. Çabuk öl. Bunun içinden film geçiyor. Rahat geçmiyor.